Herkese merhaba. Bu hafta 10. haftamıza geldik uygulamalı rekabet hukuk seminerlerinde. Bu hafta diğer 9 haftadan farklı olarak sadece çevrim içi yapıyoruz. Bunun bir sebebi benim yurt dışında olmam, diğer sebebi bir konumuzun yurt dışında olması. Erman fiziken gelebilecek olmasına rağmen kendisiyle konuştuk. Sağ olsun bizi kırmadı. O da online katılmayı kabul etti. O da bu arada İstanbul'da değil, o da Adana'da. Dolayısıyla farklı yerlerden sunum yapıyoruz. İstanbul'dan, Adana'dan, Münih'ten ve Budapeşte'den olmak üzere. Şimdi bugün yine iki konumuz var. İki konuğumuzla beraber. Her iki konuda dijital piyasaları konu alıyor. Yani geçen senelerde olduğu gibi programda biraz böyle dijital pazarlar yoğunluğu var. Doğal olarak rekabet hukukunun son dönemdeki en tartışmalı konularından bir tanesi olmasından mütevellit bu konuya çok yoğun ilgi var. Bizim seminerlerimizde bu şekilde yansıyor. Birlikte işlerlik konusunu ele alacağız öncelikle sevgili Erman Ekingen'le. Erman geçen sene de sunum yapmıştı bizim programımızda. Bu sene de aynı şekilde. Geçen sene dijital piyasalarla ilgili sunum yapmıştı. Bu sene de aynı şekilde. Kendisi doktorasını yanılmıyorsam İngiltere'de değil mi Erman? Doktora İngiltere'de tamamlamıştın. Doğru hatırlıyorum değil mi? Doğrudur hocam. İngiltere'de dijital piyasalar ve rekabet hukuku üzerine yaptı. Doktorasını bitirdikten sonra da şimdi Çukurova Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde Avrupa Birliği Hukuku ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor ve bu alanda da dersler veriyor ya da verecek tahmin ediyorum. Verecektir belki hali hazırda olmasa bile. Dönem rekabetle başladık. İnşallah dijital piyasalara da yavaş yavaş. İnşallah ne güzel. Harika. birlikte işlerlik konusuyla ilgili aslında birkaç kelam edilebilir. Ben sonra da konuşabilirim ama şunu söylemek lazım. Bu teknoloji pazarlarında belki de bu pazarların rekabete açılması bakımından en önemli konulardan bir tanesi. Ve hiçbir şekilde yeni bir konu değil aslında. Birlikte işlerlik. Microsoft'tan bu yana gelen hatta geri alırsak belki IBM vakasına kadar götürebileceğimiz bir konu 1980'lere kadar ama teknoloji pazarlarında özellikle önemli çünkü teknoloji pazarlarında uygulamaların, donanımların birbiriyle iletişim kurması, birbiriyle birlikte çalışabilmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde bir faaliyet yürütülmezse doğal olarak pazarın önemli bir kısmı rekabete kapanabiliyor. Özellikle belli bir pazarda hakim durumda olan oyuncular doğal olarak birlikte işlerleri reddederek pazarı rekabete kapatabiliyorlar. Dolayısıyla son derece önemli. Nitekim DMA'de yanılmıyorsam iki maddede birden bu konu düzenleniyor değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği otoriteleri buna son derece önem veriyorlar. Rekabet otoriteleri de keza öyle. Ben lafı uzatmayayım. Zaten konuyu etraflıca dikey ve yatay birlikte işlerlik, bunun iyi tarafları, kötü tarafları her açıdan Erman bizlere bunu aktaracak. Ben teşekkür ediyorum hem başvurduğu için hem de bizlerle ilk sunumu yapmayı kabul ettiği için. Yörgün bağlantısında problem oldu. Dolayısıyla Erman hemen onun yerine geçti. İlk sunumu yapacak. İkinci sunumda Yörg'le devam edeceğiz. Erman teşekkür ederim. Lütfen söz sana ait. Ben teşekkür ederim hocam. Yani bilgi çatısı altında olmak beni her zaman mutlu ediyor. Dün de onunla ilişkin bir şeyler söylemiştim. O yüzden burada olduğum için hem mutluyum hem çok heyecanlıyım. Bir Bilgi Üniversitesi mezunu olarak kendimi evimde hissediyorum. Kabul ettiğiniz için hani sunumuma ayrıca teşekkür ederim. Bugün yine dijital pazarlar üzerine bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yani temel olarak ilgilendiğim konu bu. Bununla birlikte zaten dünya üzerinde de artık en çok tartışılan rekabet hukuku dediğimizde de en çok tartışılan hususlardan biri dijital pazarlar haline geldi. Buna ilişkin olarak da bugün temel olarak birlikte işlerlik kavramını anlatacağım. Çünkü işte özellikle şu an tartıştığımız bu dijital piyasalar yasasıyla birlikte kendine yeni düzenleme bulan ve çok geniş bir düzenleme hükmü içerisinde bir yapılanma haline gelen bir uygulama oldu birlikte işlerlik. Bununla birlikte ben de bugün temel olarak birlikte işlerlik hükümlerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi temel olarak birlikte işlerlik dijital pazarlarda rakip firmalardan olsalar bile işte bir bilgi işlem sistemlerinin ortaya konan teknik bir mekanizması sayesinde birlikte uyumlu bir şekilde çalışılmasını ifade ediyor temel anlamda. Özellikle dijital pazarlarda artan işte bu özellikle şeyden dolayı kazanan her şeyi alır yaptırımından dolayı artan yoğunlaşmalarla birlikte bu yoğunlaşmaların son kullanıcıları mecburi olarak işte o teknoloji devi olarak ifade ettiğimiz DMA içerisinde eşik bekçisi olarak ifade ettiğimiz
platformların ya da teşebbüslerin hizmetlerinden yararlanma zorunda bırakan bir netice ortaya çıkarıyor. Tüm bu sorunların çözümü için de işte bu uygulamaların daha farklı üçüncü taraflar tarafından ortaya konan yeni yazılımlara ve donanımlara kendi içlerinde çalışma imkanı vermesi gerektiği ve bu sayede rekabetin sağlanabileceği varsayımından yola çıkarak birlikte işlerliğin bir zorunluluk haline getirilmesi üzerinden bir tartışma yürütülüyor tüm dünyada. Pazar içerisindeki rekabeti olumlu etkileyeceği düşüncesiyle birlikte işte birlikte işlerliğin tüketici refahını arttırma hedefine uygun bir düzenleme olduğu kabul ediliyor genel olarak. Çünkü bu sayede işte farklı kalitede, farklı çeşitlilikte uygulamaları görebilecek tüketiciler gibi genel bir algı var. Ve buna bağlı olarak da işte süper güç olarak ifade etmeye başladılar birlikte işlerliği. Yani rekabetin sağlanması için ortaya konabilecek en iyi yapılanma, en iyi uygulama gibi bir reklam sloganıyla ifade edilmeye başlandı. Özellikle 2019'dan itibaren. Bu kadar artık işin içine girilmişken ve bu kadar büyük bir rekabetin pozitif anlamda etkileneceği bir uygulama sıfatı yapıştırılmışken ben de bugün birlikte işlerliği temel olarak ele almaya çalışacağım. Sunum planını da şu şekilde ayarladım. Önce işte birlikte işlerliği temel olarak tanımlamaya çalışacağım. Sonrasında Kerem Hoca'nın da söylediği gibi yeni bir şey değil aslında. Bu sadece dijital piyasalarla ortaya çıkmadı. Kullanımı arttı belki. Ben de AB içerisinde bu sürecin nasıl geliştiğini, neden bu kadar önemli hale geldiğini bahsedeceğim kısaca. Sonrasında birlikte işlerliğin neden dijital pazarlarda rekabet edilebilirliği ve adaleti sağlamak için çok temel ve uygun bir araç olarak görüldüğünden ve buna ilişkin açıklamaların ne olduğundan bahsedeceğim. Sonrasında birlikte işlerliğin ayrıntılarına girip şey temel görünümlerini anlatıp DMA kapsamında genel tartışmaları yapacağım. Bu kapsamda da iki tane madde var incelememiz gereken. İlk kısmı biraz daha elimden geldiğince kısa tutup DMA düzenlemesi kısmına daha çok odaklanmaya çalışacağım. Temel olarak bakacak olursak dijital pazarlar özellikle ortaya koyduğu ağ etkileri ve işte kazananın her şeyi aldığı çalışma yapısıyla birlikte büyük rekabet hukuku tartışmalarına da konu oluyor. Dijital pazarlarda rekabet edilebilirliği ve pazar içerisindeki işte eşitlik diyebiliriz, adalet diyebiliriz. Bunu sağlamak için dünya çapındaki politika yapıcılar birlikte işlerliğin belli yükümlülüklerle aktif olan, daha güçlü olan aktörlere zorunluluk olarak bir şekilde yaptırım olarak uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Bunu tartışıyorlar. Temel olarak baktığınızda da birlikte işlerlik bir sistemin, ürünün veya hizmetin diğer teknik olarak farklı da olabilir. Sistemler, ürünler veya hizmetlerle iletişim kurma ve çalışma yeteneğini ifade ediyor. Bu tanım üzerinden düşünecek olursak da dijital ekonomideki birlikte işlerlik sorunları tipik olarak bilgi alışverişi ve verilerle ilgili olacak gibi bir tartışma var. Bu nedenle birlikte işlerliği sistemler, uygulamalar veya bileşenler arasında yararlı verileri ve diğer önemli datasal bilgileri aktarma ve işleme yeteneği olarak ifade edenler de var. Bizim en çok kullandığımız hali e-mailler aslında. Hayatımızın içinde olan ve en temel örneği, hani telekomünikasyon üzerinde de ortaya çıkan halleri var. Ama hani dijital piyasalar olarak, net olarak dijital piyasalar üzerinden konuştuğumuzda bizim için en temel örneği e-mailler. Orada sağlanan bir standartizasyonla birlikte hangi e-mail hesabını kullanırsak kullanalım. Şu an birbirimize e-mail gönderebiliyoruz, işte dosya paylaşabiliyoruz, görüntüleri paylaşabiliyoruz. Bizim için en temel görünümü birlikte işlerliğin şu anda e-mailler. Birlikte işlerlik işte bu e-maillerde olduğu gibi ortak işlevlerin bir dereceye kadar da standartizasyonlu veya birlikte çalışabilir ürünler ve hizmetler arasında standartlaştırılmış arayüzleri gerektiriyor. Bu da en önemli tartışmalarından biri, ayrıntılarına daha sonra gireceğim. Bununla birlikte dijital pazarlarda rekabet edilebilirliği ve adaleti sağlamak için dünya çapındaki işte kanun koyucular birlikte işlerlik yükümlülüklerinin bu hedeflere ulaşmak için uygun bir düzenleyici araç olup olmadığını da büyük kapsamda tartışıyorlar. Bu nedenle birlikte işlerlik genellikle dar bir şekilde tanımlanmak yerine daha geniş olarak algılanmaya çalışılıyor ve buna dahil olarak işte veri taşınabilirliği biçimlerinden de bahsediliyor ya da tüketicilerin bundan nasıl etkilendiği üzerinde de temel tartışmalar yapılıyor ve bu yüzden işte standartizasyon ya da köprü kullanımı gibi temel teknik
tartışmalar da mühendislik boyutuna girecek teknik tartışmalar da birlikte işlerliğin kapsamına giriyor. Bu kadar geniş bir kavramdan bahsediyoruz aslında. Buna bağlı olarak da Avrupa Birliği işte bu tartışmayı kaçırmamış ve son 10-15 yıl içerisinde de buna bağlı olarak belli yükümlülükler getirmiş, belli değişiklikler yapmış. Temel olarak baktığımızda da bu üç silsile halinde devam eden bir uygulama yapısı var. Öncelikle 2010 yılında yayınlanan Avrupa için Dijital Gündem adlı bir belge var. Burada birlikte işlerlikten bahsediyor ve işte bu dijital tek pazar stratejisinin temelleriyle birlikte birlikte işlerliğin bu stratejinin devamı ve sağlıklı ilerlemesi için ne kadar önemli olacağına ilişkin belli açıklamalar yapılıyor. Bu dijital gündemde daha fazla birlikte işlerliği teşvik etmek için endüstri tarafından, kamu politikası tarafından desteklenen belli standartlar belirlenmesi çağrısında bulunuluyor. Ve işte kamu tarafının bu görüşleri burada paylaşılıyor. Buna bağlı olarak işte bunun ne kadar önemli bir etken olduğu, hatta yokluğunun ne kadar önemli bir işte dijital piyasaların ilerlemesinin ve rekabetin bu piyasalarda aktif olarak sağlanmasının önünde engel olabileceğinden bahsediliyor. Hatta burada yayınlanmış olan 7 önemli engel gibi bir başlık var. Onlardan biri de birlikte işlerliğin sağlanamaması olarak ifade ediliyor. Bu tartışmalar burada başlıyor. Uzun süre tartışmalar devam ediyor. İşte ondan sonrasında dijital tek pazar stratejisi raporu yayınlanıyor. O stratejiyle birlikte yine birlikte işlerliğin muhakkak işin içinde olması gerektiği özellikle vurgulanıyor her zaman. Tam birlikte işlerliğin sağlanması gerektiği. Yani bu kullandığımız tüm sistemlerin bir bütün olarak birbiriyle entegre olabilmesi ve bu sayede rekabet veriminin ve rekabetin pozitif etkisinin artırılabileceğinden bahsediliyor. Devam eden süreçte dediğim gibi artık bunun temel sorununun çözümünün yani dijital piyasalardaki rekabet sorunlarının temel çözümünün regülasyon olması gerektiği tartışmalarıyla birlikte bu sefer dijital çağ için rekabet politikası raporunda yine birlikte işlerlikten bahsediliyor. Burada da aslında DMA'in çıkış noktası diyebileceğimiz bir metin bu. Vestager raporu olarak da anılıyor. İşte bu pazarların kesinlikle regüle edilmesinin vurgulandığı önemli dokümanlardan biri. Burada da birlikte işlerlik için önemli vurgularda bulunuyorlar. İşte en önemli pazar yapıcı etkide bulunabileceği ve rekabeti arttırabileceğinden bahsediliyor. Bu görüşler doğrultusunda da DMA'de ilk versiyonunda özellikle o taslak olan versiyonunda birazdan ayrıntılarını yine anlatacağım ama sadece dikey birlikte işlerliğe ilişkin belli hükümler konuluyor. Yani işte biz bir uygulamayı geliştiricisi olarak, üçüncü bir taraf olarak herhangi bir işletim sisteminde yükletebileceğiz mesela. Yani bunun sağlanması gibi temel yapıların korunmasına yönelik olarak işte gatekeeper'lara belli yükümlülükler yükleniyor ama sadece dikey birlikte işlerlik boyutunda kalıyor bu sınırlamalar. Sonrasında gelen değişikliklerle birlikte de yatay birlikte işlerliği de içeren yeni bir düzenleme geliyor ve bu şekilde Avrupa Birliği de bu hususta ilerlemiş oldu. Özellikle işte bu dijital çağ için rekabet politikası raporunun yayınlanmasından sonra akademisyenler arasında birlikte işlerliği öven çok fazla yayın görmeye başladık. İşte bunun büyük bir kurtuluş yolu olduğu ve rekabetin ne kadar adil şekilde sağlanabileceğinin önemli bir göstergesi ve önemli bir aracı olacağı yönünde büyük bir kurtarıcıymış gibi ifade edildi birlikte işlerlikten. Ve burada da özellikle Scott Morgan'ın yayınladığı bir rapor ve sonrasında makalesi de var. Burada şu anda dijital piyasaların ne kadar dolaylı ağ etkisi, ölçek ekonomisi ve veride kapsam ekonomisiyle birlikte işlediğini yani birlikte hareket ettiğini gösteren bir açıklama yapıyor. Ve bunların pazar yapısını ne kadar olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin belli tanımlamalarda bulunuyor. Burada temel olarak bize bahsettiği nokta da işte bu sorunları ortadan kaldırmak için regülasyona ihtiyaç olduğu yine temel olarak vurgusu bu. Ama bahsettiği temel sorunlar işte bu pazarlar çok büyük ağ etkisine sahip. Dolayısıyla bu pazarda büyüyen biri elde ettiği verilerle birlikte işte dolaylı ağ etkisiyle birlikte çok daha fazla kullanıcıya sahip olacak. Dolayısıyla çok fazla veri akışında bulunacak. Dolayısıyla veride bir kapsam ekonomisi elde etmiş olacak. Zaten ölçek ekonomisiyle birlikte artık hani katılımcı alması ya da işte diğer taraftan bir üretici ya da satıcıyı bünyesine katması hangi pazardan bahsediyorsak bu bir yani e-ticaret platformu olabilir ya da
farklı bir işte telekomünikasyonla ilişkin bir iletişim platformu olabilir. Buna bağlı olarak bu üçünün bir araya geldiği bir varsayımda pazarda tekellerin oluşacağı ve buna bağlı olarak da bu pazarların rekabet anlamında çok büyük sorunlar ortaya çıkarabileceği ve işte bizim de geldiğimiz bu sonuçta bu pazarların regüle edilmesi gerekliliğinin temel bir sonuç olduğu tartışmalarını yapıyor. Bundan bahsederken aynı zamanda diyor ki işte bu üç etki pazar için rekabeti ortaya çıkarır. Yani biri ya da birileri pazarda tek olmak için, tekel olmak için savaşırlar. Ama bizim için en önemli olan ve işte dijital piyasaların devamını sağlama noktasında elde etmeye ya da ulaşmaya çalıştığımız temel amaç pazar içerisinde rekabeti sağlamak. Yani pazarda çok fazla oyuncu olsun. Buna bağlı olarak onlar o pazar içerisinde birbirleriyle rekabet etsinler ve tüketici bundan olumlu şekilde yararlansın. Temel kaygısı, temel teorisi bu yönde aslında. Bunu sağlamak için de birlikte işlerliği kullanacağımızı söylüyor. Yani birlikte işlerlikle birlikte bu dolaylı ağ etkilerini paylaşmak zorunda kalacak. Eşik bekçisi dediğimiz çok büyük yapıdaki platformlar ve bundan dolayı giriş engelleri azalacak ve bu sayede pazar içerisinde çok fazla oyuncu olacak ve rekabet bundan daha pozitif yönde etkilenecek gibi genel bir açıklaması var. Demeye çalıştığı işte pazar içerisindeki rekabetin bizim için daha yararlı ve iyi olacağı, birlikte işlerliğin sağlanmasıyla birlikte yani çok büyük platformların kendi dolaylı ağ etkilerini daha küçük olan teşebbüslerle paylaşmaya başlamasıyla birlikte de bu pazar içerisinde rekabetin etkin şekilde yoluna devam edeceği yönünde bir açıklaması var. Sonuç olarak hani bu temel tartışmaları toplayacak olursak da işte ağlar, cihazlar, uygulamalar, veri havuzları ve hizmetler arasındaki etkin birlikte işlerliğin sağlanması bizim bu dijital tek pazar stratejimizi Avrupa Birliği içerisindeki dijital tek pazar stratejisinin ana hedeflerinden biri ve bu yönde birlikte işlerliğin sağlanması bize pozitif etki yaratacak. Birlikte işlerlikle birlikte tüketici refahı artacak çünkü çok fazla oyuncu olacak. Onların sunduğu çok fazla çeşitli, farklı kalitede ve inovatif ürün olacak. Bundan dolayı da tüketici bundan yarar sağlayacak ve tüketici refahı pazar içerisinde artacak. Buna bağlı olarak uygulamada sosyal medya platformları, arama motorları, işte e-ticaret pazar yerleri yani DMA kapsamında temel hizmetler olarak ifade edilen her hizmet bundan fayda sağlamış olacak. Ve zorunda birlikte işlerliğin ortaya koyacağı giriş engellerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte de pazar içerisindeki rekabet pozitif anlamda dönüşmüş olacak. Bunlar güzel. Bu tartışmalara tekrar geleceğim. Çünkü bu noktada bahsettiğimiz şey aslında tam birlikte işlerlik. Yani tüm sistem olarak bahsettiğimiz bir yapıda tüm sistemin birlikte işlerliğe bir bütün olarak dahil olmasından bahsettiğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. Bu noktada bu tartışmayı burada bırakarak yani bir bütünden bahsettiğimizi vurgulayarak bu pozitif tartışmayı bir kenarda bırakarak diğer ayrıntılara gireceğim. Yani birlikte işlerliğin neler olduğuna yönelik ya da görünümlerinin neler olduğuna yönelik daha ayrıntılı tartışmalara gireceğim. Bu noktada da biz temel olarak birlikte işlerliği aslında dikey birlikte işlerlik ve yatay birlikte işlerlik olarak iki şekilde ifade ettik. Ta ki 2019'a kadar. 2019 sonrasında bu Vestager raporunda yeni sistematik incelemeler yapılmaya başlandı. Ve bu raporda denildi ki birlikte işlerliği kategorize etmenin bir yolu da birlikte işler, ürün ve hizmetlerin birlikte ne kadar iyi çalışabileceğini değerlendirmek. Yani teknik entegrasyon düzeylerini dikkate alarak bir kategorizasyon ortaya koymak. Buna bağlı olarak da raporda 3 ayrı birlikte işlerlik ayrımı yaptılar. Rekabet Kurumu'nun yayınladığı, tam adını hatırlayamıyorum ama yine bu dijital piyasalara ilişkin çok yakın tarihte yayınladığı bir döküman var. Oldukça ayrıntılı inceledikleri bir döküman, tüm pazar yapısını. Orada da aslında yine dikey ve yatay birlikte işlerlikten bahsederken bu protokol birlikte işbirliği, veri birlikte işbirliği ve tam protokol birlikte işbirliğinden de bahsediyor. Protokol işbirliği dediğimiz şey iki sistemin tam olarak birlikte işlemesini ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulmasının sağlanabilmesini ifade ediyor. Yani bir uygulamanın herhangi bir işletim sistemine yüklenebilmesini ifade ediyor diyebiliriz genel olarak. Biz üçüncü bir taraf olarak herhangi bir uygulama geliştirdiğimizde bunu nerede kullanabileceğini, tüketicilere burada nerede sunabileceğimiz noktasında bir tereddüt yaşamamamız gerektiğini bahseden temel dijital piyasaların en temel sorununu çözen birlikte işlerlik türünü protokol birlikte işbirliği olarak ifade etmek mümkün. Diğeri veri birlikte işbirliği. Burada bir kullanıcının verilerinin
uygulamalar arasında ortaya konan iletişim kanalları vesilesiyle birbirine aktarılmasından bahsediliyor. Tam anlamıyla hani o veri değişimi, veri değiş tokuşu gibi ifade etmek yerine veriyi başka platformlar üzerinden de yani hani bir uygulamanın başka bir uygulamanın sahip olduğu veriye erişebilmesi olarak ifade etmek daha iyi olacak bu noktada. Çünkü veri taşınabilirliği de büyük bir tartışma. Ama bunu birlikte işlerlik içerisinde tartışmak çok yerinde olmayabilir. Çünkü ayrı bir yapısı ve ayrı bir kavramı var. Bizim burada veri birlikte işbirliğinden kastetmeye çalıştığımız işte o uygulama içerisinde başka platformda olan ya da başka bir uygulamada olan verilere de erişebiliyor olmak. Yani tüketicinin bunu doğrudan bir yerden bir yere taşıması değil de iki farklı uygulamanın ya da teşebbüsünün ortaya koyduğu entegrasyonla birlikte o verileri birbirleri arasında erişime açması olarak ifade etmek mümkün. Son ifade edilen birlikte işlerlik türü ise protokol birlikte, tam protokol birlikte işbirliği. Burada ise tamamen aslında sistemlerin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Tam bir standartizasyon ve entegrasyonun sağlanması halinden bahsediyoruz. İşte bu telekomda olduğu gibi, işte telefonların birbiriyle iletişim kurması, SMS'lerin gönderilmesinde olduğu gibi tam bir standartizasyon sağlandığı hallerde de tam protokol birlikte işlerliğinden bahsediliyor. Bizim için temel olacak ayrım ise aslında yine dikey ve yatay. Çünkü biz yine dikey ve yatay ayrım üzerinden DMA'de bir düzenleme yapıyoruz. Evet, bence de bu protokol birlikte işbirliği, veri birlikte işbirliği gibi bir ayrımın, yani daha dijital pazarlara yönelik bir ayrımın yapılması gerekli olabilir. Ama ben bunları da temel olarak sistem birlikte işbirliği olarak bahsetmeyi daha, hani o şekilde anmayı daha uygun gördüm ve şu şekilde bir yapılanma üzerinden anlatmak istiyorum size. Sistem olarak yani artık hepimiz biliyoruz, hepimiz işte Google ya da Apple, Android ya da Apple kullanıyoruz ve o uygulama içerisindeki tüm uygulama mağazası, işletim sistemi, onun sağladığı donanımlar ve ağ yazılımına bir şekilde entegre oluyoruz. Yatay birlikte, önce dikey işbirliğini anlatmak daha uygun olur belki. Dikey birlikte işbirliğinde uygulamalar arasında, yani hem platformlar arası hem de platformun içerisinde farklı seviyede olan, işte uygulama mağazası ya da işletim sistemi gibi farklı seviyelerde olan teşebbüslerin birbiriyle iletişimde olabildiği ve birlikte çalışmasının olanak tanındığı hallerden bahsediyoruz. Yatay birlikte işbirliğinde ise biraz daha birbirine rakip olan, aynı seviyede hizmeti tüketicilere sağlayan farklı teşebbüslerin ortaya koyduğu yazılımların ya da donanımların birbiriyle entegre olarak uygun çalışabilmesini ifade ediyoruz. Tüm bunları kapsayacak şekilde bahsettiğimiz, işte o diğer temel tartışmalardan yola çıkarak bahsedeceğimiz noktada ise sistem birlikte işbirliğinden bahsetmek lazım. Yani Android'in ya da işte Apple'ın ortaya koyduğu yazılımın bir bütün olarak birlikte çalışabildiği hususları da sistem birlikte işbirliği olarak anmak mümkün. Dikey birlikte işbirliğinde değer zincirinin farklı seviyelerinde sunulan ürün veya hizmetlerin birlikte çalışabilmesi durumu ortaya çıkıyor. Dikey birlikte işbirliğini temel olarak işte o demin size gösterdiğim iki farklı platform yapısını hani hesaba katacak olursak, platform içi dikey birlikte işlerlik ve platformlar arası dikey birlikte işlerlik olarak ifade etmek mümkün. Platform içi dikey birlikte işlerlikte üçüncü taraf geliştiricilerinin belirli bir ürün, hizmet veya platform için tamamlayıcılar sağlamasını olarak tanınması olarak ifade etmek temel olarak mümkün. Dikey birlikte işlerlik ile üçüncü taraf geliştiriciler, işte ürünleri herhangi bir uygulama olabilir, oyun olabilir ya da dijital olarak sağlayacakları bir hizmet olabilir. Bir sosyal medya platformuna bunu doğrudan entegre edebilirler mesela. Platform içi dikey birlikte işlerlik, üçüncü taraflarca sağlanan tamamlayıcıların platform tarafından bozulmamasını sağlıyor. Yani platformun bunu engellememesini, bunun önüne herhangi bir ket vurmamasını sağlıyor. Bu yüzden önemli bizim için. Gerçekte de bir platform, örneğin dikey olarak bütünleşik ürün veya hizmetleri kendi tercihine göre tamamlayıcılar için erişime açma ya da açmama gibi güce sahip. Çünkü o arayüz ya da yazılım tamamen ona ait. Bu noktada da işte bu güdüyü azaltma ya da daha güçlü olan temel o yazılım sahibi platformun bunu yapmasını önlemek amacıyla platform içi dikey birlikte işbirliği kullanıyoruz.
Bunun yanında platformlar arası dikey birlikte işlerlik de oldukça önemli. Çünkü dikey birlikte işlerliğin daha güçlü bir biçimi bu. Platform içi dikey olarak işte o birlikte işlerliğin sağlanması burada yine gerekiyor. Ama bununla birlikte bunun ötesinde üçüncü taraf geliştiriciler tamamlayıcı ürünlerini ya da işte o bahsettiğimiz oyun herhangi bir yazılımlarını piyasada faaliyet gösteren farklı platformlara da sunabiliyorlar. Yani sadece tek bir yazılım ya da tek bir platforma entegre olmak zorunda değiller. Bu nedenle özellikle platformlar ve üçüncü taraf tedarikçiler arasında bu temel arayüzlerin bir dereceye kadar birlikte kullanılabilir ya da standartizasyonunun sağlanması gerekliliği söz konusu olabilir. Burada da platformlar arası dikey birlikte işlerlik ile rakip platformlar dolaylı ağ etkilerini mecburen paylaşır hale geliyorlar. Ve bu da temel olarak bu bahsettiğimiz sistemler arasında rekabeti pozitif yönde etkileyecek bir sonuç ortaya koyuyor. Yatay birlikte işlerlik ise tamamen aslında birbirine rakip olan teşebbüslerin, yazılımların, donanımların birbirine entegre olarak birlikte çalışmasını gerektirecek hususlar. E-mail hesaplarının birlikte çalışması buna yine en güzel örnek. Ya da şu an bugün en çok tartışacağımız konulardan biri mesajlaşma uygulamalarının birlikte çalışıyor olması da yatay birlikte işlerliğin en güzel görünümlerinden biri. Bundan da bahsettikten sonra yine yatay birlikte işlerliği ayrıca konuşacağız ve demin o şekilde temel olarak gösterdiğim son birlikte işlerlik türü de sistem birlikte işlerliği. Dediğim gibi işte hepimiz Google Suite ya da Office kullanıyoruz. Bunların tamamen herhangi bir sıkıntı olmadan bir bütün olarak tüm seviyeleriyle birbirine entegre olmasını sağlayan ve bu hayali olarak bahsettiğimiz ve rekabeti en çok arttıracağına inandığımız o en başta anlattığım rekabeti pozitif yönde etkileyecek sonuçların da aslında bu tüm bütün sistem birlikte işlerliğinin sağlandığı noktalarda ortaya çıkacağını söylemek yanlış olmayacak. Yani bunların bir bütün olarak herhangi bir sıkıntı olmadan dikey yatay bir bütün olarak birlikte işlerliğinin sağlandığı hali de sistem birlikte işlerliği olarak ifade etmek mümkün. Muhtemelen artık bundan sonraki süreçte yani ilerlediğimiz varsayımda hep sistem birlikte işlerliklerinin sağlanması üzerine konuşacağız. Çünkü kısıtlı olarak yatay birlikte işlerlik sağlamak ya da dikey birlikte işlerliğin belli yönlerini sağlamak bize fayda getirmiyor. Bunu da bugün ayrıntılı olarak yine tartışıyor olacağız. Daha fazla bu konuya Erman, girmeden kısmı geçiyorum. Biraz önce bir şey söyledim, doğru mu anladım? Yani yatay birlikte işlerlikte birlikte çalışan mesajlaşma uygulamaları dedin. Şey kaçırmamak için yani... Bu şu anda olan bir şey mi söylüyorsun? Birlikte çalışan mesajlaşma uygulamaları derken tam olarak ne kastediyorsun? Yani işte onu görüyor olacağız. Yani aynen biz ileriki süreçte yani bugün onu tartışacağız. DMA'nin yapmaya çalıştığı o mesajlaşma uygulamalarının artık tek bir uygulama üzerinden tüm mesajlaşma uygulamalarına işte iletişim kurabilmemiz, mesaj gönderebilmemiz temel kaygı bu. DMA'nin 7. Evet. maddede düzenlediği temel kaygı bu. Hani onun oluştuğu varsayımda İşte buradaki temel tartışma yatay birlikte işlerlik olacak. Yani biz yatay olarak birbirine rakip olan işte WhatsApp'la Facebook Messenger'ı birlikte işler hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an DMA'nin yaptığı uygulamayla birlikte. O yüzden onlardan bahsettim. Yatay birlikte işlerliği örnek vermek anlamında. Okay, olup olmayacağı ya da ne kadar iyi olacağı da yine zaten büyük ve temel tartışma konusu. Bugün bizim bahsedeceğimiz konuda buna bağlı olarak ilerleyecek. Sistem birlikte işlerliğini de temel olarak anlattıktan sonra artık DMA boyutuna geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi DMA işte eşik bekçilerine temel yükümlülükler yükleyen, dijital pazarları düzenlemeye çalışan oldukça büyük ve son yılların en çok konuşulan regülasyonu. Türkiye'de de bunun bir benzerini göreceğiz büyük ihtimalle. Çünkü rekabetin korunması hakkında kanun üzerinde belli değişiklikler yapılmaya çalışıyor ve biz de buna entegre olarak ilerliyoruz. Birkaç gün öncesi de bu DMA sürecinin önemli bir tarihiydi aslında. DMA tam anlamıyla uygulanmaya başladı 2 Mayıs itibariyle. Yani artık 2 aylık bir süreç var ve büyük teşebbüslerin yani eşik bekçisi sınırını aşan teşebbüslerin kendilerini komisyona bildirmeleri gerekiyor. Temmuz'a kadar bu süreci göreceğiz. Bundan sonraki süreçte de Eylül'e kadar komisyon bu teşebbüsleri tanımlayacak, eşik bekçisi olarak tanımlayacak ve sonrasında 6 ay içerisinde de bahsedeceğimiz tüm bu yükümlülükler, yani hem 5. 6. madde biz bunları bugün konuşmuyor olacağız ama oradaki tüm yükümlülükler
Ve bizim özelimizde bugün tartışacağımız özelde 7. madde ve 6. maddenin belli hükümleri de Mart 2024 itibariyle tam anlamıyla uygulamaya başlanmış olacak. Birlikte işlerlik DMA'de madde 2'de tanımlanıyor. Orada da şu şekilde ifade ediliyor. Bir donanım veya yazılımın tüm öğelerinin diğer donanım ve yazılımlarla ve kullanıcılarla amaçlanan her şekilde çalışması için bilgi alışverişi yapma ve arayüzler ve diğer çözümler aracılığıyla değiş tokuş edilen bilgileri karşılıklı olarak kullanabilme yeteneği anlamına geliyor. Yine burada da önemli olan vurgu bizim için tüm öğelerinin, yani yine bir bütün birlikte işlerlik kavramından bahsediyor aslında. DMA'nin temel amacının bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sağlamak için de iki farklı uygulama hali ortaya koymuş. Birincisi 6. madde kapsamında taslakta da olan hükümlerle birlikte birlikte işlerlik. Burada belli dikey birlikte işlerlik kavramlarından bahsediyor. Bir de daha sonraki süreçte bu taslak yayınlandıktan sonra Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin ve parlamentonun, Avrupa Parlamentosu'nun da görüşlerini bekledi. Onlar da işte Aralık 2020'de yayınlanan taslak sonrasında Kasım 2021 ve Aralık 2021'de kendi görüşlerini paylaştılar. Ve taslak üzerinde bu tartışmalar sonunda son hale ulaşıldı. Bu önerilerden biri de yatay birlikte işlerliğin de muhakkak sağlanması gerektiği yönünde olmuş ve biz bir anda son metinde 7. maddeyi gördük. Aslında bizim yani eşik bekçiler için belirlenmiş olan yükümlülükler sadece 2 maddeyle kısıtlıydı. 5 ve 6'da düzenleniyordu. Son metinde, son halde, yürürlüğe giren metinde de bir de 7. madde düzenlemesi var ve burada da kişiler arası iletişime ilişkin olarak bir yatay birlikte işlerlik düzenlemesi ortaya konmuş. Biz önce 6. madde kapsamındaki düzenlemelere bakacağız. Burada 4., 6. ve 7. fıkra hükümlerinde bizim için önemli olan belli düzenlemeler var. 4. maddedeki düzenleme aslında genel bir husus ortaya koyuyor. Burada eşik bekçilerinin kendi işletim sistemlerini kullanan veya işletim sistemleriyle birlikte çalışan üçüncü kişi yazılım uygulamalarının veya yazılım uygulama mağazalarının serbest olarak yüklenmesini ve etkin olarak kullanılabilmesinin önünü açıyor. Buna bağlı olarak herhangi bir kısıtlama getirilemeyeceğini düzenliyor. Yani bundan sonraki süreçte işte Mart 2024 itibariyle farklı uygulamalar üzerinden de farklı uygulama mağazaları üzerinden de uygulamalar indirilebilecek hale gelmesi gerekiyor bu maddenin bir öngörüsü olarak. Bu yazılım uygulamalarına veya yazılım uygulama depolarına eşik bekçisinin temel platform hizmetlerinden farklı yollarla erişebilir olması da sağlanıyor. Bu da yine 6. maddenin bu 4. fıkrasında bir eşik bekçisinin yalnızca başka bir çekirdek platform hizmeti aracılığıyla 3. taraf yazılımlarla erişime izin verdiği bağlamdaki uygulamaların yasaklanması anlamına geliyor. Ek olarak bizim için önemli olan noktada bu hükümde bir kısıt hali de var. Yani bir istisna hali de düzenleniyor. Bizim için aslında en önemli olan nokta o. Eşik bekçilerine gerekli gördükleri noktada bu birlikte işlerliği engelleyebilecekleri halde, yani bu imkanda sağlanmış oluyor. Bundan ayrıca bahsedeceğim. 6. ve 7. maddedeki bir şey söyleyeceksiniz galiba hocam. Buradaki doğru yani netleştirmek için yani o yani teknik şeyler de var olduğu için burada kastettiğimiz şey sonuç olarak yükümlülük olarak bir kere işletim sistemi ve uygulama dağıtım mağazaları için daha ziyade bu platformlar bakımından aslında bu yükümlülük geçerli gibi anlıyorum. Sanki yükümlülüğün mahiyetine bakınca 4. fıkra bakımından öyle diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Aslında zaten bu 5. ve 6. maddedeki belirlenmiş tek tek fıkra halindeki yükümlülükler daha önce ortaya çıkmış olan davaların birer sonucu, yani orada ortaya çıkmış gözüken rekabet sıkıntısı oluşturmuş uygulamaların burada önüne geçilmeye çalışılmış. Daha önce Apple'ın yaşadığı bu işte uygulama indirme ile ilgili davanın bir sonucu olarak da bu madde hükmünü görüyoruz aslında. Yani bunun önünü açmaya çalışıyor. Tam da onu soracaktım. Yani o zaman bir örneklemek gerekirse mesela iOS'ta iOS aslında işletim sistemi. Bu işletim sistemi sahibinin uygulamaların çalışmasına imkan verecek altyapıyı ve kolaylıkları ve işte birlikte işlerliği sağlaması gerekiyor. Bu birincisi herhalde. İkincisi de sorunsuz bir şekilde bunların
platformlardan indirilebilir ve kullanılabilir olması da gerekiyor. Yani sadece birlikte çalışmayacak, aynı zamanda platformlardan da rahatlıkla indirilebilecek, değil mi? Bunu anlıyoruz bu ikisinde. Yani DMA'nin yapmaya çalıştığı bu, ama bu noktada muhtemelen bazı sorunlarla karşılaşacağız. Onları yine tartışıyor olacağız ama evet, temel amaç bu. Yani amacımız, ben Android kullanabilirim ama artık App Store'dan da bir şey indirebileceğim ya da App Store'da çalışan bir uygulamayı da kendime doğrudan entegre edebileceğim. Bunun imkanının o üçüncü taraf işte yazılımcılara sağlanmış olması gerekecek. Çünkü buna ilişkin bildiğimiz işte o Apple Store'a ilişkin bir dava vardı. Oradaki sıkıntı burada giderilmeye çalışıldı gibi. Yine 6. ve 7. fıkralarda da buna benzer olarak birlikte işlerliğin sağlanmasına yönelik belli çözümler bulunmaya çalışıyor. 6. fıkrada diyor ki işte eşik bekçisinin temel platform hizmetleri kullanılarak erişilen üçüncü şahıs yazılım veya donanım hizmetlerini kullanmasını kısıtlamaya ilişkin yasak ortadan kalkmalıdır. Buna ilişkin herhangi bir kısıt konmamalıdır diyor. Yani ne olacak? Biz artık farklı web tarayıcıları da kullanabileceğiz ya da farklı web tarayıcıların özellikleri de her işletim sisteminde geçerli hale gelecek. Yani biz iOS kullanıyorsak artık sadece işte Safari'yi ya da Safari'yi başka platformlarda da kullanabilir hale gelmek durumunda kalacağız ya da bunun sağlanması gerekecek. 7. madde özelinde ise işletim sistemleri ve sanal asistanlar arasında birlikte işlerliğe bir yükümlülük var. Burada da onların birlikte işler olarak çalışabilmesinin önü açılmaya çalışılıyor. Burada gözden kaçırılabilecek önemli bir nokta ise gizlilik ve güvenlik risklerinin en önemli kanallardan biri olan web tarayıcıları aracılığıyla interneti kullandıklarında kullanıcıları korumaktan neredeyse tamamen artık devre dışı bırakılacak olmasına yönelik bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani herkesin temel kaygısı bu dikey birlikte işbirliklerin sağlanmasıyla birlikte güvenlik kaygısı. Hani bu güvenliği nasıl sağlayacağız? Biz işte iOS'ta biliyoruz ki kendi gizli yazılımlarıyla birlikte işte oradan indirdiğimiz bir şey için bir güvenlik koruması içerisindeyiz. Ama biz artık farklı yazılımların da doğrudan bizim sistemimiz üzerinde kullanılmasına izin verdiğimiz noktada oradan indirilecek bir şeyi biz ne kadar koruyabileceğiz? Ona ilişkin belli tartışmalar yapılıyor. Bunların sağlanmasında önemli bir nokta ise işte dediğimiz gibi veri ve sistem güvenliği olacak. Ve en çok işte bu veriler nasıl korunacak ya da bizim sistem güvenliğimiz nasıl korunacak? Biz farklı uygulamalardan bir şeyler indirebileceksek ya da kendi yazılımlarımıza farklı bir şeyleri entegre edebileceksek onlar tartışılıyor. Buna bağlı olarak da 4. fıkranın devam hükümlerinde belli hallerde, belli koşulların varlığı halinde bu birlikte işlerliğin durdurulabileceğine ilişkin belli bir düzenleme var. Ama burada da temel kaygı sistem bütünlüğünün sağlanması. Yani biz işte iOS sistemini bozacak, o sistem bütünlüğünün çalışmasını engelleyecek bir tehlike görürsek Apple olarak bunu durdurabileceğiz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama bizim temel kaygılarımız bunun ötesine geçecek bence. Yani genel tartışıldığı haliyle de işte farklı bir web tarayıcısı kullanıldığında Apple üzerinde Apple ona bir yatırım yapıp ona da güvenlik sağlamak zorunda kalacak ya, bu bir varsayım, ya da oradan gelecek sistem açıklarından işte bir phishing atağı olduğunda bunun korunması noktasında nasıl bir işte kullanıcısına cevap verecek, o da ayrı bir tartışmanın sorusunu ortaya koyuyor. Bu noktada temel bir güvenlik açığı ortaya çıkacağı aşikar. Ama rekabet anlamında, yani birlikte işlerliğin sağlanması anlamında da tüketicilere bir özgürlük sağlayacağı tartışmasız. Bu noktada işte o dengenin nasıl kurulacağı ve bu büyük platformların bu yükümlülükleri nasıl göze alacağı da ayrı bir tartışma konusu. Bizim için bir diğer önemli olan nokta ise 7. maddede ortaya konan yatay birlikte işlerlik. Ama bu birlikte işlerlik kapsamında sadece işte Number Independent Interpersonal Communication Services, NICS olarak ifade ettiği numaradan bağımsız kişiler arası iletişim servisleri arasında bir yatay birlikte işlerlikten bahsediyor. Bu da bizim için işte bildiğimiz gibi SMS sisteminde olduğu gibi mesela. Orada tamamen numaraya bağlı bir sistem var ama hani şu an kullandığımız WhatsApp, WeChat ya da Facebook Messenger gibi numaraya bağlı olsun olmasın, yani bağlı olmak zorunda olmayan bu kişiler arası iletişimi sağlayan sistemler üzerinde de bir birlikte işlerliğin sağlanması gerektiği noktasında bir düzenleme ortaya koyuyor. Burada
Hem Avrupa Elektronik İletişim Kodu'nun düzenlemesiyle birlikte hem de 7. madde düzenlemesiyle birlikte bu birlikte işlerliğin gatekeeper'lar için, eşik bekçileri için zorunlu olarak ortaya konduğunu ifade ediyor. Yani biz daha küçük ve orta ölçekli bir messenger olarak, bir iletişim kanalı olarak WhatsApp'a gidip bundan sonraki süreçte onunla birlikte işler olmak istediğimizi söylediğimizde onun bize ilgili sistemi sağlıyor olması lazım. Dolayısıyla biz artık farklı bir işletim sistemini, özür dilerim, iletişim kanalını kullanan biri olarak bunlar arasında değişim yapıyor olabileceğiz. Yani mesajlaşıyor olabileceğiz. Bunun içinde belirlediği belli bir takvim var aslında. Ama genel olarak baktığımızda burada sadece eşik bekçileri için ortaya konmuş bir yükümlülük var. Dolayısıyla bunu asimetrik olarak ifade ediyorlar. Yani eşik bekçisi gidip daha küçük bir kullanıcıya işte ben seninle birlikte işler olmak istiyorum diyemeyecek. Ama gelen teklifi de reddedemeyecek gibi bir uygulama hali benimseniyor. Bununla ilgili de bir takvim yayınlamış durumdalar. İşte bu Mart 2024 itibariyle kişiler arasında, bireysel kullanıcılar arasında mesajlaşma ve işte görüntü değişimi, sesli mesaj değişimi, video aktarımı, dosya aktarımı gibi kullanımları açmak zorunda kalacak. Bunlar arasındaki iletişime izin vermek durumunda kalacak. Sonrasında 2 yıllık süreçte bu iletişimi grup chatler üzerinden de sağlamak durumunda kalacak. 4 yıl içerisinde de hani uçtan uca korunmuş sistemlerle birlikte işte video call yapabileceğiz ya da işte görüntülük olarak birlikte grup içerisinde ya da bireysel iletişim kanallarıyla görüşüyor olabileceğiz. Bunun sağlanmasının amaçlandığı temel bir sistem ortaya koymuş. Yani 4 yıllık bir planı var şu anda DMA'nin ortaya koyduğu. Ama bizim ilk göreceğimiz nokta sadece bireysel kullanıcılar arasında mesajlaşma ve fotoğraf, video paylaşımı, dosya aktarımı gibi temel hizmetlerin sağlanması. Burada da hani o hep şeyden bahsettik ya, tam birlikte işlerliğin sağlanması lazım. Ama mesela biz burada baktığımızda işte Facebook Messenger üzerinde sadece mesajlaşma uygulaması şu anda birlikte işlerliğin bir parçası olacak. Yani biz o sistemleri bir bütün olarak entegre edemeyeceğiz. Ve buna bağlı olarak da o bahsettiğimiz büyük verimleri muhtemelen burada alamayacağız. Çünkü sadece iletişim temel kaygımız olmayacak gibi bir genel kanı var şu anda. Ve dolayısıyla bunun ne kadar pozitif, yani pazara ne kadar pozitif etki edeceği de bir tartışma konusu. Buna ilişkin temel tartışmalara bakacak olursak da şöyle bir sıkıntı var. Tam olarak bunun nasıl yürütüleceğine ilişkin de teknik bir açıklama yapılmış değil. Şimdi biz biliyoruz ki eşik bekçisi bunu sağlamak zorunda kalacak. Ama bunun için bir arayüz sağlamak zorunda. Yani WhatsApp'ın kendi arayüzü var, Messenger'ın kendi arayüzü var. O zaman şimdi ben WhatsApp olarak kendi arayüzümü açmaktan, herkese açmaktan mutlu olacak mıyım? İlk bu soru akla geliyor. Ne kadar zorlanacağım? Yani bunu açmak için beni ne kadar zorlayacak DMA? Bunu bilmiyoruz. Sadece bizim bildiğimiz benim işte o 6 aylık sürecin sonunda bir teklif sunmam gerektiği. Yani benimle birlikte işler olmak isteyecek kişilere teklifimi açıklamam gerektiği. O bahsettiği teklifte ayrıntıları yazacağım. Ama muhtemelen bu noktada bundan mutlu olmayacak kişiler, işte WhatsApp gibi, belki Facebook Messenger gibi eşik bekçisi sınırını aşacak olan teşebbüsler, bu noktada bir sıkıntıyla karşılaşacağız biz. Çünkü onlar ellerinden geldiğince birlikte işler olmaktan kaçınacak benim tahminimce. Genel kanı da o yönde. Buna ilişkin yaptırımların, işte DMA'de bahsedilen genel yaptırımlar dışında ne olacağını da bilmiyoruz. Bu noktada da şey tartışması var. Acaba zorunlu unsur doktrinini burada tartışabilir miyiz? Yani WhatsApp'la iletişim kurmak, işte hani o Google'da arama yapmak kadar önemli mi? Yani o pazar için vazgeçilmez bir unsur mu? Ve biz o hizmeti başkasından sağlayamaz mıyız? Hani o Bronner kararında bahsedilen 4 ayrı hükmün burada tartışılması gerekecek gibi genel bir tartışma var. Bunun çok olacağını sanmıyorum ben temel olarak. Çünkü WhatsApp'ın alternatifleri var. Evet, pazar boyu çok büyük ama işte Google'da olduğu kadar da pazarı tamamen domine etmiş mi? Bu nokta tartışmaları belli bir süre sonra göreceğiz. Ama işte çok direndikleri, bu birlikte işlerliğe imkan tanımadıkları noktalarda sıkıntı olabilir. Bunun yanında eşik bekçileri kendi geliştirdikleri arayüzleri kullanıyorlar. Yani dolayısıyla geliştirici onlar, yazılımcı onlar, her an buna bir değişiklik de yapabilirler. Dolayısıyla sonrasında bize bunu nasıl sağlayacaklar? Yani her değişiklik yaptığında birlikte işler olduğu kişilere de bunu sağlayabilecek mi? Sağlayamadığı varsayımda mesela ben daha küçük bir iletişim kanalı olarak buna kendimi entegre etmem mi gerekecek?
benim buna yeterli yatırım sağlayacak maddi gücüm olacak mı? Ya da benim kendimde onunla entegre olmak için ekstra bir şey yapmam gerekecek mi? Bu noktada da sıkıntılar var. Dolayısıyla o arayüzlerin kullanımı noktasında belli bir sıkıntı yaşayacağımız aşikar. Bu durumda işte diğer teşebbüsler, yani daha küçük olan teşebbüsler belli sıkıntılarla karşılaşacaklar. Yazılım konusunda ya da maddi anlamda kendilerini zorlamak zorunda kalacaklar. Bununla birlikte belki işte bu arayüzlerin standartizasyonu konuşulabilir. Yani DMA bunu zorlayabilir. Diyebilir ki tüm mesajlaşma sistemleri e-mail'de olduğu gibi aynı standart arayüzü kullanacak. Ya da SMS'de olduğu gibi. Bunu düşündüğümüz varsayımda da bu çok uzun zaman alacak. Bunu hemen yapmak, işte o 4 yıllık süreçte bile yapmak mümkün olmayacak belki. Çünkü sürekli bunun yapılıp kontrol edilmesi, işte buna ilişkin bir regülasyon oluşturulması, tüm bu sistemlerin standart hale getirilmesinin sağlanması, herhangi bir güvenlik açığının kalmaması, bunlar ayrı sıkıntılar. Belki şeyler de konuşulabilir. Hani köprü arayüzler ya da köprü teşebbüsler kullanılması. Yani ben bir tarafım, bir tarafta da WhatsApp var. Bizim farklı arayüzlerimizi birbirine entegre eden yeni bir teşebbüsün, köprünün kullanılması. Bu varsayımda da zaten paylaşmak istemediğimiz kişisel verilerimiz bir de üçüncü bir tarafa ayrıca gitmiş olacak. Bu da ayrıca güvenlik sıkıntısı ortaya çıkaracak. Tüm bunlarla birlikte zaten pazardaki bilgi asimetrisi çok büyük. Bir tarafta eşik bekçisi var, bir tarafta çağ küçük lokal kullanıcı messenger'lardan bahsediyoruz. Bunların yarışması ve dolayısıyla o bahsetmeye çalıştığımız pazar rekabetini arttırmamız ne kadar mümkün olacak? Neredeyse imkansız gibi. Bununla birlikte işte ortaya çıkacak güvenlik sıkıntıları ayrı büyük bir sorun. Şey bilmiyoruz. Evet, hepsinin uçtan uca güvenlik sistemi var. WhatsApp bir gecede bunu yapabildi. Çünkü sadece kendi sistemini buna entegre ediyordu. Biz bir sabah uyandık ve uçtan uca şifreleme gördük. Ama bunu üç tarafın katıldığı bir varsayımda mesela nasıl sağlayacak? Hepimiz uçtan uca sistemi kullanıyoruz belki, yazılımcılar olarak da. Ama aynı sisteme mi üyeyiz? Birbirimize nasıl entegre olacağız? Bu da ayrı bir sıkıntı. Bunun standartizasyonunun sağlanması nasıl olacak? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Buralarda tartışılabilecek başka şeyler vardı ama belki soru cevapla birlikte daha ayrıntıya Evet, girelim. zaten bu konu belki de hani prensip olarak rekabet politikası açısından bir şey söyleyebildiğimiz ama bunun teknik olarak bir sürü yansımasının olduğu ve dolayısıyla o teknik konuları da tam bilmeden bu yansımaların nasıl çözümlenebileceği, yani pratik uygulamanın nasıl yapılabileceği konusu gerçekten çok zor. Yani bende bazı şeyler canlanmıyor mesela. Mesela mesajlaşma konusunda bende bir türlü canlanmıyor. Nasıl olacak? Yani yatay birlikte işlerlik bir türlü hayal edemiyorum yani. İlginç. Ama ben böyleyim. Devam et lütfen. Onu da ifade ettiler. Şey diyorlar artık, yani hani mühendislere de ihtiyaç olacak bu rekabet tartışmaları içerisinde. Mühendislere de rekabet hukuku anlatıyor olmamız gerekecek ve onların da bunu bilerek bizim tartışmalarımıza artık dahil olması gerekecek gibi genel bir kanı var. Bu da Zaten aslında işin bir başka yönü, maddi evet. boyutta da sıkıntı yaratan kısmı. Ama Zaten rekabet boyutunda DMA gelirken zaten en önemli yani regülasyon gerekçelerinden bir tanesi bu teknikaliteydi. Yani bunun sürekliliği, bunun güçlüğü, rekabet otoritelerin ve rekabet hukukunun bunu sağlayamayacağı ve en önemli konulardan bir tanesi birlikte işlerlik ve data taşıma idi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla sen de sunumunda zaten bunun altını çizmiş oluyorsun bir anlamda. aynen öyle. Rekabet boyutunda göreceğimiz kısmı ise aslında multi homing'in ortadan kalkmasıyla olacak. Yani biz rekabette bundan nasıl etkileniriz diye düşünürken en çok bu konuda sıkıntı yaşayacağız. Şimdi multi homing'de biliyoruz ki ben bir kullanıcı olarak işte farklı uygulamaları indirip doğrudan hepsini kullanabilirim. Hepsinin bana sağladığı hizmetten faydalanabilirim. Bu noktada birlikte işler olduğunda bir işte mesajlaşma hizmetleri, ben muhtemelen en yararlı olanı seçmeye çalışacağım kendim için. Yani en çok güvendiğim, güvenliği ya da sistemi bir bütün olarak bana sağlayana yönelmeye çalışacağım. Bu noktada işte birlikte işlerlikle hani o küçük teşebbüsleri de biz rekabet tartışması içerisine dahil etmeye çalışırken aslında yine büyüklere yönlendirmiş gibi olacağız. Çünkü bu güvenlik kaygıları hemen aşılmayacağı için biz gidip küçük teşebbüslere muhtemelen güvenip orada üye olmayacağız. Biz diyeceğiz ki ben WhatsApp'ta kalayım, biliyorum o bir tık daha iyi en azından, ya da daha çok yatırım yapma, inovatif geliştirme imkanı var. Benim daha çok güvenliğimi sağlar. Ben orada kalayım gibi bir düşünce içerisine girmemiz büyük muhtemel. Dolayısıyla biz küçükleri işin içine çekmeye çalışırken zaten birine üye olduğumuzda hepsiyle iletişim kurabiliyorken belki de WhatsApp'a daha çok yönelmiş olacağız gibi bir sonuç da ortaya çıkabilecek. Bunların hepsi temel varsayımlar.
Bunları yaşayıp göreceğiz. Yani geçen yıl yaptığım sunumda da DMA'yı anlatmıştım genel olarak İngiltere ile karşılaştırırken. Orada da yaşayıp göreceğiz demiştim. Ama bugün bu tartışmayı anlatacağımı o gün düşünmemiştim. Çünkü daha bu kavram üzerine işte bu yatay birlikte işlerliğin geleceği tam belli değildi. Tartışmaları vardı ama düzenlemeyi görmemiştik. Seneye yine fırsat olursa gelir miyim, ne anlatırım ben de bilmiyorum ama muhtemelen bambaşka bir tartışmayı konuşuyor olacağız. Ama bugün temel rekabet kaygılarımız işte bu multi-homing'in de ortadan kalkacağı ve dolayısıyla rekabetin tek bir elden alınmaya çalışırken belki daha çok o eşik bekçilerine yönlenmesi yönünde olacağı gibi bir kaygıya yöneliyor. Bununla birlikte dediğim gibi işte o 6 aylık süreç içerisinde yani eşik bekçisi olarak ifade edilen bir teşebbüs hemen bir teklif yayınlamak zorunda kalacak. Ama bu teklifin içeriğinde neden bahsetmemiz gerektiği de hala açık değil. Yani ben eşik bekçisi olarak işte ben de nasıl entegre olacağını mı anlatacağım, ona belli sırlarımı mı vereceğim, yani hani bu güvenlikle ilişkin benle entegre olması için onları mı paylaşacağım, neyi paylaşmam lazım? Bu konuda da yayınlanmış bir rapor var ama net olarak ifade edilmiş bir şey yok. O konuda da sıkıntılar çıkabileceği tartışılıyor. Bir de bahsettiğim en önemli noktalardan biri de dediğim gibi inovasyon. Tüm bunlardan sonra muhtemelen WhatsApp ve diğer büyük teşebbüsler de inovatif düşüncelerden belli bir noktadan sonra sıyrılacak. Çünkü yani ben bir şeyler geliştirip birileriyle paylaşmak zorunda kalacağım. Ya da zaten kullanıcının büyük kısmını kendime çekmiş olacağım. Güvenlik, en azından onlara güvenlik adına verdiğim garantiden ötürü. Dolayısıyla ister istemez yeni yatırımlar yapmak ve inovatif düşüncelerle ürünümü geliştirmek kaygısından da bir tık uzaklaşmış olacağım gibi genel olarak özetlemem mümkün. Dolayısıyla özet olarak sonuçlandıracak olursam da büyük bir tartışma içerisindeyiz. Evet, önemli olabilecek bir nokta tam birlikte işlerliğin, o en başta bahsettiğim ütopik boyuttaki birlikte işlerliğin, Scott Morgan'ın çizdiği o güzel birlikte işlerliğin sağlandığı varsayımda her şey güzel olabilir. Ama şu an günümüzde gördüğümüz şey sadece mesajlaşma üzerinden giden bir yatay birlikte işlerliğin ne kadar yararlı olacağı ve rekabeti ne boyutta arttıracağı büyük bir tartışma konusu. Benim temel görüşümse çok da arttıramayacağı, burada yeni rekabet sorunlarını ortaya çıkarıp eşik bekçilerine yeni yükümlülükler getirmekle birlikte işte o DMA'in yeni yükümlülükler yükleme kısmındaki maddelerinin daha çok kullanılacağı yönünde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süreyi çok verimli kullanamadım farkındayım ama gelecek soru cevaplarla belki tartışmaları derinleştiririz. Sizden gelecek yorumları da ayrıca merak ediyorum. Çünkü birçok farklı fikir var ve hepsi çok farklı uçlara götürebilir bizi. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler Erman. Gerçekten hani oldukça teknik bir konu açıkçası ve daha yeni yeni rekabet hukuku dünyasında tartışılan ve henüz belki de detayları, ayrıntıları senin de anlattığın gibi aslında çok da belli olmayan bir konu ve herkes de biraz bunu böyle introduction boyutunda tartışıyor. Yani aslında biraz işin şeyi o. Açıkçası hani sunumundan benim edindiğim izlenim de biraz en sonunda söylediğine paralel. Yani evet, hani bu birlikte işlerliğin sağlanması gerekiyor ama bu birlikte işlerliğin pratik olarak sağlanması güç. Birincisi bu, teknikalite problemi var, uygulama problemleri var, güvenlik problemleri var. Onun dışında bu güdüleri nasıl etkiler? Yani inovasyon güdüsünü ve genel olarak yatay konularda rekabetin kendisini de ortadan kaldırmaya yönelen bir özelliği var gibi bir izlenim ediniyorum ben. Yani çok da konuşmayayım, belki sorusu olan arkadaşlar vardır. O nedenle açıkçası ben de özellikle yatay kısımda ben bir takım tereddütlerim oluştu. Efendim ben kendim susayım. Bir sorusu olan var mı Erman Bey'e sunumla ilgili? Cihan, senle başlayalım hemen. Sorunu ve yorumunu alayım nasıl istersen. Çok teşekkürler. Bence de harika bir sunumdu. Ya aslında sorudan ziyade ben çok kısa kendi görüşlerimi beyan etmek isterim eğer izniniz olursa, ki onu da soruya evirebiliriz. Ben açık konuşmak gerekirse birlikte işlerlik dünyasının DMA'den ibaret olduğunu düşünmüyorum. DMA'den önce de hatta biraz önce yatay birlikte işlerliğin örneği, bu Aspen Scheme dosyasını örneğini verirken tesadüfen bir baktım 1985 yılına ait bir dosya. Yani birlikte işlerlik dünyası aslında rekabet hukukuna uzun yıllar önce girmiş ve birçok açıdan da oturmuş bir
konu olduğunu düşünüyorum ben. İşte Aspen dosyasında 85 yılında şey var, bu sanırım bildiğim kadarıyla 4-5 tane dağ var kayak yapılan. Bunlar işte 3 tanesini biri işletiyor, bir tanesini biri işletiyor. Tek biletle hepsini satıyorlardı ama çok olan şey diyor, yani ben hepsini satmaktansa kendimi satayım. Herkes 3 tane farklı yerde kaymak ister. Dolayısıyla beni tercih eder. Ben ne yaparım? Diğerini dışarıya çıkartırım. Diğerine zarar veririm mantığıyla hareket edip. İşte ben artık entegre bilet satmayacağım. Yatay bilet işlerine izin vermiyorum dediğini işte hakim bunu rekabete aykırı buldu. ABD Yüksek Mahkemeydi diye hatırlıyorum. Bunun dışında işte Microsoft'un meşhur dosyaları var. Google Android Auto var. İtalya'da bildiğiniz gibi bu Enel'e entegre olmayı reddettiği için bu şeylerle ilgili, Google Maps ile alakalı, işte Apple'a ilişkili olarak yürüyen işte Spotify dosyasındaki Siri hikayesi var, NFC dosyası var. Ya bunun gibi aklıma gelen, ya bunlar ilk etapta aklıma gelen dosyalar, bunun gibi farklı farklı dosyalar var. Dolayısıyla bu konu bence rekabet hukukunun zaten içerisinde olan bir konu. Heh, DMA ne yapıyor? DMA bunu aslında bunun en sorumlu olan kısmını, yani genel itibariyle bir yazılım, bir işletim sistemi gerektiren kısmını, ya bu zaten kendiliğinden sorumlu olur. Yani bir işletim sistemi sahibi, bir yazılım sahibi gidip diğer küçük startuplara uç vermezse, API vermezse, bunlar entegre olup piyasaya giremezleri zaten kabul ediyor. Kabul ettiği için aslında bir nevi şey veriyor. Yani bunlara API'lerinizi hazır edin, API'leriniz uçlarınız açık olsun. Bunlarla default olarak şey yapacaksınız, entegre çalışacaksınız. Burada herhangi bir haklı gerekçeymiş, şuymuş, buymuş zaten kabul etmem ki DMA'nin özü odur. Regülasyonun mantığı da odur diye düşünüyorum. Bunun dışında işte mesajlaşma örneğini konuştuk. Hani mesajlaşma nasıl olacak diye. Ya biz Turkcell'den Telsim'i arıyoruz. Turkcell'den Vodafone'u arıyoruz. Avaya'yı arıyoruz. Yani farklı telefonlardan mesajlaşma yapıyoruz. İşte farklı kredi kartı ve post cihazlarını kullanıyoruz. Bunların her biri birlikte işlerlik gerektiren konular. Aslında hayatımızda var olan konular. Tabii bu işte WhatsApp'la farklı bir mesajlaşma sisteminin birbiriyle nasıl çalışacağı, hangi arayüzün kullanılacağı vesaire, bunlar detay, teknik konular. Ama zaten dediğim gibi bunun büyük ölçüde rekabet hukuku dünyasında bence net bir şekilde şey olduğunu, hani settle edildiğini düşünüyorum. Hatta rekabet kurumunun da bir dosyası var. Belki bakmak isteyebilirsiniz. Ben dosyada taraf olduğum için çok konuşmak istemem. Yani oraya ilişkin yapacağım yorumların insanların şüphesine, yani taraf olduğum için şüphesine kurban etmek istemediğim için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama orada da rekabet grubunun böyle ilginç, benim çoğunlukla katılmadığım farklı farklı tespitleri var. Dilerseniz onlara ilişkin ben şeyleri de gönderebilirim. Dolayısıyla ben rekabet grubunun yansı ve DMA'nin gerçek anlamda, yani tamam belli ölçülerde farklılaştığını, ama genel itibariyle rekabet, yani DMA'nin diğer hükümleri gibi, işte bağlama olsun, farklı şeyler gibi, bunun da eskiden rekabet hukuku dünyasında zaten rekabet hukukunun içerisinde olan konuların bir nevi net bir şekilde regülasyona konulmasından ibaret olduğunu naçizane düşünüyorum. Bilmiyorum tabii katılır mısınız? Teşekkürler. Yani tabii ki rekabet hukukunda olan bir konu, onda tereddüt yok, ama rekabet hukukunda başta söyledi zaten Erman. Rekabet hukukunda olan bir konunun koşulları, o doktrinin ya da altıncı maddenin uygulanma koşulları burada aranmıyor zaten. Birincisi bu. İkincisi büyük ölçüde aranmıyor. İkincisi burada gerçekten bence bir teknikalite problemi var. Yani o kadar basit mi bilmiyorum. Yani işte API'lerini açtı, bunlar birbirle iletişim haline geçti kadar basit mi? Bende çok canlanmadı o. Yani belki o teknik detaya hakim olmadığım için öyledir ama işte burada bana bir zorluk var gibi geliyor. Yani o kadar böyle rekabet hukukunu çözdü diyemeye de bunu düzenli oldu bitti gibi gelmedi bana, yani anlattığından. Mesela en basitinden biraz önce söylediğim, mesela bir öneri dedin değil mi? Doğru hatırlıyorum Erman. Hı-hı. Bir öneriyle gelecek. Şimdi o öneride neyi önerecek? Bir fiyat var mı? Bu tür şeyler sonuç olarak platformlara olağanüstü maliyet yükleyen şeyler ilk planda. Ve onun ötesinde platform sahiplerine genel olarak dikey değil ama yatay özellikle, ama dikeyde de olabilir benzer mesela. Onun ötesinde de rekabet ve inovasyon güdülerini etkileyebilecek şeyler haline dönüşebilir. Bana çok basit gibi gelmiyor konu, ama dediğim gibi yani iş güncellemeleri nasıl, işte Erman anlattı, ben şimdi tekrar etmeyeyim. Bir güncelleme yapıyoruz, şeyi değiştiriyoruz. Bunun yansıması ne olacak? Bunlar otomatik olarak güncelleniyor mu bilmiyorum, ama yani dediğim gibi bana çok basit gelmiyor. Bilmiyorum Erman. Öyle bir durum var. Yani işte o SMS'te ya da farklı telefonlar arası, operatörler arası görüşmede artık her şey standart hale getirilmiş. Yani buna ilişkin bir düzenleme var.
Şimdi evet, bu mesajlaşma içinde biz bir düzenleme sağladığımız, onu standart hale getirdiğimiz boyutta bir sıkıntı kalmayacak belki. Çünkü o her şey işte ya DM eliyle ya komisyon eliyle bir sisteme oturtulmuş olacak. Ve biz onun ayrıntılarını görüyor olacağız ve normal onu kullanmaya başlayacağız. Zaten o güvenlik sıkıntıları bizim için ortadan kaldırılmış olacak. Ama şu an DMA'de yaşadığımız temel sıkıntı bu sürecin yani 1,5 yıl içerisinde neredeyse işleme gireceği ve bu standartizasyon için yeteri kadar hani yazılım ve zamanın olmaması. Yani biz bu standartizasyonun bu süreçte sağlanmayacağına eminiz neredeyse. Dolayısıyla biz belli sıkıntılar göreceğiz. Yani bu kadar kısa tutmak mı lazım bu süreci? Ya da en azından bunun nasıl sağlanacağını net olarak belirlemek mi lazımdı? Belki tartışmayı bu boyuta geçirmek gerekiyor. Çünkü bu standartizasyonun sağlanmadığı noktada biz tüm bu işte arayüzler ya da güvenlik, veri aktarımı vesaire gibi konularda soru işaretleriyle dolu kalıyoruz. Yani hani nasıl olacak? Biz sadece o bir teklif üzerinden bu süreç nasıl yürüyecek? Onu bilmiyoruz ama hani muhtemelen belki bu konular için de belli bir standartizasyon sağlayacaklar. Arayüzlerin belki işte belli bir yazılımcı üzerinden geliştirilmesi sağlanacak ve biz hepimiz o arayüzleri kullanan hani kullanıcılar haline geleceğiz. Ama şu an öyle bir hazırlık yok gibi. O yüzden hani heyecanlandırıyor insanı bu rekabet hukuku boyutunda ne olacak, etkilerini nasıl göreceğiz. Çünkü dijital piyasadan bahsediyoruz. Etkilerini bir ay, 1,5 ay içerisinde bile belki görüyor olabileceğiz. O değişimi doğrudan yaşıyor olacağız hepimiz. O yüzden heyecanlı zamanlar olacak bizler için. Teşekkürler Erman. Şimdi Armanç sanırım parmak kaldırdı. Armanç, hemen seni alalım. Çok kısa bir soru hocam. Öncelikle teşekkür ederiz Erman Bey. Çok keyifli bir sunumdu. Bunu bir sorudan ziyade aslında tartışılabilecek bir konu olarak ortaya atmak için söylüyorum. Şimdi dijital pazarlarda, teknoloji odaklı pazarlarda bir teşebbüsü diğerinden ayıran en büyük faktör inovasyon. İnovasyonu en çok besleyen şey de rekabet, bir adım öne çıkma çabası. Şimdi birlikte işlerlikte genel kabul, birlikte işlerliğin tüketici refahı açısından daha yüksek, daha iyi bir seçenek olduğu ve bu büyük ölçüde de doğru olduğunu söyleyebiliriz. En azından kısa vadede bunun etkilerinin daha olumlu görülebileceğini düşünebiliriz. Fakat birlikte işlerlik her şirketin aynı inovasyon iştahına veya inovasyon anlamında aynı seviyede olmadığını düşündüğümüzde bunları işte bir birlikte işlerlik platformuyla birbirlerine bağladığımızda işte daha inovasyon iştahı yüksek olanın yavaşlamasına veya daha düşük inovasyon iştahı olanın da diğerinin işte gelişmelerinden belki bir tür free riding ile yararlanmasına sebep olur mu? Yani tüketici refahını birlikte işlerlikte arıyoruz ama bunun inovasyon boyutunu değerlendirdiğimizde de aynı görüşleri savunabilir noktada olur muyuz? Bence de öyle. Yani hani o konudan da bahsetmeye çalıştım. Yani biz belli bir yerden sonra ya şeyi görüyor olacağız. İşte o çok büyük olan teşebbüsler, ya ben zaten bir şeyler yapıp bunu paylaşıyor konumuna geldiğim için diyecek, hani inovatif düşüncelerden ayrılacak ve kötü boyutta etkilenecek, ya da o kadar inovatif ürünler ortaya çıkacak ki küçük olan işletmeler o inovatif boyuta yetişemediği için o birlikte işlerliği sağlayamayacak. Yani belki bunu bir eleme yöntemi olarak kullanacak ya da işte pazardan dışarıya itmek için hep daha inovatif, hep daha kendini geliştiren bir yapı içerisine girecek eşik bekçileri. Bu da bence dediğiniz gibi hani zaten en önemli silahlardan biri. Yani hem tüketici boyutunda, hani tüketici refahını arttırmak boyutunda, hem de o pazara giriş çıkışları kontrol etmek boyutunda eşik bekçilerinin kullanabileceği en önemli silahlardan biri. Ya yükleri çok ağır olacak ve bu inovatif yandan onlar da tabiri caizse illallah edip bırakmış olacaklar ve biz daha güvenlik açığının sıkıntı oluşturduğu bir yapı içerisinde komisyonun bunu standartize etmesini beklemek zorunda kalacağız. Ya da çok daha inovatif ürünler ortaya çıkacak. İşte bu arayüzlerde olduğu gibi mesela sürekli onların elinde olacak bu sonuçta. Onların kontrolünde bir yapılanma bu yazılım. Sürekli onu geliştiriyor olacaklar ve bu sayede belli bir noktadan sonra mesela o küçük teşebbüslerin daha fazla yetişemeyip, o inovatif çabaya yetişemeyip pazar dışına çıkmasını izliyor olacağız bence. O yüzden inovasyon kesinlikle birlikte işlerlik için en önemli tartışma konularından biri olacak. Hani multi-homing ve inovasyon birlikte işlerlikle birlikte en çok tartışılan
konular olacak bence rekabet boyutunda. Çünkü pazara giriş çıkışları çok büyük ölçüde etkileyecek. Bir yanda zaten tüketici refahını arttırma hedefimiz var. Onun en önemli kollarından biri. Dolayısıyla orada da çok aktif olacak. Dolayısıyla dediğiniz gibi o güçlü silah nasıl kullanılacak onu da zaman içinde yine göreceğiz. Net bir şey ben de öngöremiyorum şu anda. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben de çok kısa bir yorum soru gibi bir şey ekleyebilir miyim acaba? Tabii Deniz lütfen. Şöyle aslında biz yatayı konuştuk daha çok herhalde o daha böyle akla yattığı için ama bir de dikey boyutunda da aslında şöyle bir birlikte işlerli iyi bir yanı var bence. Yani örneğin bir platform bir sürü yan hizmetler de sunuyor. Ödeme, faturalama, işte kargo vesaire. Burada mesela eğer birlikte işlerlik sunmazsa o pazar aslında kendisine kalmış oluyor. Örneğin eğer ödeme için ödeme kuruluşlarına API sağlayıp orada API sağlamazsa mesela bir X platformu, o zaman ödeme hizmetlerinin hepsini kendi üzerinden geçirebiliyor. Kendi ödeme hizmetini oluşturuyor ve yani bütün ödemeleri kendi üzerinden almış oluyor. Aslında dikey boyutunda da böyle bir durum var. Yani dikey kısımda daha yararlı yönleri var gibi geliyor bana. Ama yatay kısımda dediğiniz gibi yani konuşulduğu gibi işte inovasyonu etkileyebilir vesaire gibi sorunlar da olabilir. Ama dikey kısmında böyle yararlı yönleri de var aslında bunun diye düşünüyorum. Güzel bir ekleme oldu. Muhtemelen ben panikle her şeyi anlatayım derken o kısmı atladım. Bu dikey birlikte işlerlikle ilişkin hükümler, o 6. madde hükümleri zaten aslında platformların kendini önceleme uygulamasının önüne geçmek için ortaya konmuş düzenlemelerdi. Yani hani bu birlikte işlerliği orada sağlamak istiyorlar ki Deniz Bey'in bahsettiği gibi işte kendi zaten dikey olarak entegre olan ve bir bütün olan sistem kendi uygulamalarını önceleme boyutunda aktif rol alamasın. Kendini önceleme uygulamasının en önemli çözüm yollarından biri de dikey entegrasyon, dikey birlikte işlerlik. Bu konuda kesinlikle yararlı olacak. Orada zaten 6. madde düzenlemesi bir önceki temel o düzenleme maddesinde de vardı ve biz o zaman birlikte işlerliği bu kadar tartışmıyorduk. Çünkü o zaman dedik ki işte bu birlikte işlerlikle birlikte kendini önceleme uygulaması ortadan kalkacak. İşte platformların teşebbüsler arasında eşitsizlik yaklaşımları ortadan kalkacak. Yani farklı üçüncü taraflara farklı değerler sağlayamayacak ve hepsine eşit sağlanmak zorunda kalacak. Rekabet için eşitliği sağlayacak. Bu yönlerle hep zaten pozitif görüldü dikey birlikte işlerlik. Sadece orada temel işte o güvenlik kaygıları ve sistem bütünlüğü kaygıları vardı. Hani o noktada nasıl müdahale edecek gibi temel bir sıkıntımız da ortaya çıkmamıştı. Çünkü o zaman biz sadece işte o App Store'larda olduğu gibi işte Apple App Store kararını aldılar. Ona uygun olarak bir düzenleme yaptılar. Facebook kararına uygun olarak işte yine kendini öncelemenin bir düzenlemesi yapıldı. Ve bu şekilde dikey birlikte işlerliği biz daha pozitif yönde gördük. Ama bu yeni varsayımda işte yatay birlikte işlerlik de işin içine girdiğinde ve eşik bekçisine bu birlikte işlerliğin önüne geçmesinin tek yolunun sistem bütünlüğünü sıkıntıya uğrattığı noktada hani sağlanmasıyla birlikte tartışmalar büyümeye başladı. Çünkü bu sefer dikey birlikte işlerlikle birlikte de belli noktalarda güvenlik sıkıntılarını tartışmaya başladık. Çünkü bizim temel sıkıntımız sadece bir sistemin bütünlük içerisinde çalışması değil. Kişisel verilerimiz özellikle mesela bu noktada büyük sıkıntı oluşturuyor. Bu gibi genel tartışmalarla birlikte olay evet. dallandı. Ama evet. temel sıkıntı işte o 7. maddenin gelmesiydi. Ama Deniz Bey'in katkısı çok yerinde ve benim için de çok önemliydi. Teşekkürler Deniz. İcil Hanım son olarak İcil Hanım'dan da soruyu alalım. İcil Hanım buyurun sorunuzu alalım. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Yatay birlikte işlerlikle ilgili şunu sormak istiyorum. Yanlış mı anladım acaba? Şimdi hep şunu konuştuk. Bir eşik bekçisiyle bir küçük teşebbüsün birlikte işler olmasını daha çok hani örneklendirdik ama iki eşik bekçisinin mesajlaşma uygulamalarının da birlikte işler olması zorunluluğu getiriyor mu acaba bu düzenleme? Onu tam anlayamadım. Ya da hani böyle bir zorunluluk mu var yoksa bunların birbirleri yani birinin talep mi etmesi gerekiyor bunun ortaya çıkması için? Aynen öyle. Dediğiniz gibi her şey talebe bağlı. Ama bu talebi geri çeviremeyecek olanlar eşik bekçileri. Yani ben bir, o demin bahsettiğim gibi bir reference offer diyorlar. Onu hazırlayacağım ve bana birlikte işlerlik teklifinde gelen teşebbüslerin hepsine bu reference offer'ı sağlayıp sonrasında birlikte işlerlik
imkanını sağlamam lazım. Bu bir eşik bekçisi de olabilir. Yani bir başka eşik bekçisi bir diğer eşik bekçisinden bu talepte bulunabilir. Çok olası olur mu? Bilmiyorum. Hani kendini parlatmaya çalışan eşik bekçileri bunu tercih ederler mi emin değilim. Ama bence bunun önünde bir engel yok. Bu da olabilir, bu da görebileceğimiz varsayımlardan biri. Temel tartışma, yani temel beklenti, o küçüklerin, büyüğün o indirect network efektinden, o ağ etkisinden yararlanmak istiyor ya. Çünkü ben lokal bir messenger'ım, öyle düşünün. Benim yeteri kadar bir ağ etkim yok. Dolayısıyla çok fazla kullanıcım yok. O yüzden yeni kullanıcı çekmekte de zorlanıyorum. Ama ben WhatsApp'ın ağ etkisini kullanırsam, orada o kadar çok kullanıcı var ki beni kullanan birileri orayla da doğrudan bağlantı kurabileceği için, yani onu kullanan kişilerle bağlantı kurabileceği için benden gitmek istemeyecek. Ya da multi-homing yapmak istemeyecek. Bana güveniyorsa ben küçük bir messenger olabilirim ama bende kalacak. Çünkü ben diğer o büyük olanın ağ etkisinden yararlanarak ona zaten iletişim imkanı sağlamış olacağım. Temel kaygımız bu. Hani küçüklerin ağ etkisini arttırmak. O yüzden hani o iki eşik bekçisinin birbiriyle bir araya gelmesini bekler miyiz? Sanki çok beklemeyiz ama önünde de bir engel yok. Onlar da talep edebilirler. Önemli olan eşik bekçisi olan teşebbüsün bu talebi reddetmemesi. Gelen her talebe olumlu cevap vermesi. Ki o da işte belki o zorunlu unsur doktrininin tartışmasını ortadan kaldıracak. Evet, süper. Hem soru için, yani hem sorular için bütün soru soran arkadaşlara, bütün katılanlara ve tabii ki Erman'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum oldu. Çok da karmaşık bir konuyu aslında temel tartışmalar itibariyle ve temel kavramlar itibariyle bize aktardı. Dolayısıyla gerçekten çok güzel bir sunumdu. Çok ben kendi adıma faydalandım. Onu söylemem lazım. Teşekkürler Erman.